Bir yanda Rusya, diğer yanda rejim. İdlib'e saldırılar dur durak bilmiyor. Her gün bölgeye bomba yağıyor. Özellikle de güney sınırlara hedef alınıyor. Rusya bölgeye havadan saldırıyor. Rejim uçakları, helikopterleri ve topçuları da bu saldırılara katılıyor. Saldırıların hedefinde İdlib'in güney kırsalıyla Hama'nın kuzey kırsalı var. Burası İdlib bölgesinin sınır hattını oluşturuyor. Rusya ve Esed rejimi bombardımanın dozajını günden güne arttırıyor. Yani artık İdlib merkeze doğru yavaş yavaş yaklaşmaya başladılar. Daha öncesinde İdlib'in daha güney kesimleri bombalanıyordu. Yerel kaynaklara göre sabahtan itibaren Harbit, Cercenaz, Hiş, Temenia ve Latemna bölgeleri vuruldu. Ayrıca Kefir Zita kasabası hedef alındı. Hubeyt kasabasına ise rejimin helikopterlerinden varil bombaları atıldı. Cercenaz beldesinde okula düzenlenen saldırıda yaralandılar. Bu okulu rejime ait uçaklar vurdu. 9 kişi burada yaralandı. Üstelik ikisi çocuk. Rusya ve Esed rejimi saldırıya geçmeden önce, kara harekatından hemen önce cephe hattı gerisindeki sivil yerleşim noktalarını yerli üretmeyi adet haline getirdiler. Şu anda da daha 2 gün önce burada bir hastane vuruldu Has bölgesinde. Bugün bir okul bombardımana tutuldu. Gittikçe bir kara harekatına doğru gidiliyor. İdlib'in batı kırsalında da bombardıman sürüyor. Laskiye kırsalında Türkmen Dağı bölgesine de topçu ateşi açıldı. İdlib, Astana'da uzlaşılan gerginliği azaltma bölgelerinden biri. Rusya ve rejim buraya saldırı düzenlerken Heyet Tahrir Şam gibi terör gruplarını bahane ediyor. Ancak saldırılarda çok sayıda sivil katlediliyor. Bombalanan bölgelerdeki siviller güvenli alanlara doğru kaçıyor. Birleşmiş Milletler'den bir yetkiliye göre saldırılar nedeniyle 30 binden fazla kişi evlerini terk etti. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden David Swanson açıklamayı Reuters haber ajansına yaptı. Yaklaşık 7 bin kişi bölgeye gitti. 2 bin kadarı Türkiye sınırındaki kampa yerleştirildi. Diğerleri akrabalarının yanına yerleşti. Atme ve Cinderes civarında olası büyük göç için hazırlık yapılıyor. Birçok sivil toplum kuruluşu orada. Olası bir göç dalgasına karşı hazırlıklarımızı yaptık ve bu ailelere bu yardımları ulaştıracağız. Ama çok büyük bir göç dalgasının gelmesi durumunda da gerçekten çadır kuracak alanda kalmakta zorlanacağız. İdlib'de bombaların hedefi olan sivillerin yardımına ilk koşansa beyaz baretliler. İşte o anlardan biri. Habit köyüne düzenlenen saldırılardan hemen sonra. Köy toz duman içinde. Yaralılar bir bir ambulanslara konuluyor. Sivil savunma ekibi bulunduğu her yerde zor durumda olanların yardımına koşuyor. Ama bazen onlar da hedef alınıyor.